Azerbaycan topraklarının 1/5'ini işgal altında tutan Ermenistan tahriklerini sürdürüyor. Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan bir kez daha Azerbaycan'a tehditler savurdu. Sarkisyan, gerekirse savaşmaya hazır olduklarını söyledi. Azerbaycan basını da Ermenistan ordusunun savaş hazırlığında olduğunu ve cephe hattında gözle görülür bir hareketlilik olduğunu duyurdu. Ermenistan liderinin savaş tehdidinde bulunması, Macaristan'ın Ermeni subayı öldüren Azerbaycanlı subayı iade etmesi sonrasına denk geldi. 2004 yılında Macaristan'daki bir NATO kursu sırasında Ermeni subayı Azerbaycan bayrağını ayakları altına çiğnemiş, buna öfkelenen Azeri subay Ramil Seferov Ermeni subayı öldürmüştü. Macaristan, 8 yıl önce işlenen cinayetten suçlu bulunan Seferov'u cezasının geri kalanını ülkesinde çekmesi için uluslararası hukuk çerçevesinde iade etti. Seferov, Azerbaycan'a dönüşünde affedildi ve binbaşılığa terfi ettirildi. 8 yıllık birikmiş maaşı da ödendi. Macaristan'ın bu kararı sonrasında Erivan, Budapeşte ile diplomatik ilişkilerini kesti. Kafkaslar'da artan gerilim uluslararası toplumu da harekete geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gelişmelerden kaygı duyduklarını açıkladı. Bu iki ülkenin yanı sıra Fransa'nın da dahil olduğu ve Ermenistan'la Azerbaycan'ı barıştırmak için kurulan Agint Minsk grubu temsilcileri iki ülkenin dışişleri bakanlarını bir araya getirdi. Gruptan yapılan açıklamada Minsk grubu temsilcileri affın ve suçu yüceltmeye yönelik girişimlerin barış sürecine ve iki taraf arasındaki güvene verdiği zarardan dolayı büyük endişe duyulmaktadır denildi. Azerbaycansa Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kanunlar çerçevesinde hareket ettiğini vurguladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elman Abdullayev, Ramil Seferov'un ailesinin Ermeni işgali sonrasında topraklarını terk etmek zorunda kalan ailelerden biri olduğunu hatırlattı. Abdullayev, tartışılması gereken asıl sorunun işgal altındaki Azerbaycan toprakları ve yurtlarını terk etmek zorunda kalan 1 milyondan fazla insanın dramı olduğunu vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya da değinen Abdullayev, iade ve afla ilgili sürecin yasal olduğunu, konuyla ilgili üçüncü bir ülkenin söz söyleme hakkının da olmadığını kaydetti.